Merhaba. Bu videoda Bitcoin'in teknik analizini yapacağız. Ekranda görmüş olduğunuz grafik Bitcoin'in aylık bazında grafiği. Buradaki her bir mum bir aya tekabül ediyor arkadaşlar ve Bitfinex borsasından gelen veriler üzerinden Investing.com üzerindeki teknik analiz aracını kullanarak yapıyoruz analizimizi. Bu grafikte uzun vadeli, çok uzun vadeli 2012 yılından başlayan bir yükselen trend çizgisini görüyorsunuz. Şurada kırmızı çizgiyle çizdiğim. Yine aynı zamanda yükselen bir Fibonacci kanalını görüyorsunuz. Buradaki Fibonacci kanalını ben şu nokta, şuradaki 2015'te oluşmuş dip ve 2013 yılında oluşmuş zirveyi birleştirerek elde ettim arkadaşlar. Yine aynı şekilde düşen bir Fibonacci kanalını görüyorsunuz. Buradaki Fibonacci kanalı daha kısa vadeli ama bu da yine uzun vadeli faydalı bir Fibonacci kanalı. Şuradaki 3 noktayı birleştirerek elde ettim. Bunun üzerinden işte indikatörleri de inceleyerek bitcoin fiyatları daha nereye kadar gelebilir? Buradaki destek dirençler nelerdir? Hep birlikte onları belirlemeye çalışacağız bugün. Başlamadan önce yayınlamış olduğum bu teknik analiz videolarının faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmanız ve bu videoları beğenip paylaşmanız benim için çok değerli arkadaşlar. Diğer taraftan Coint'in Twitter sayfasında anlık paylaşımlarda bulunabiliyorum. Burayı da takip etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yine Twitter'da da retweetlerinizle ve beğenilerinizle de beni desteklediğiniz için de ayrıca teşekkür ederim. Şimdi hemen aylık grafik üzerinden indikatörlere bir bakalım. İndikatörlerde gördüğünüz gibi MACD'de çok olumsuz bir durum var arkadaşlar. Eğer bu ayki kapanış bu seviyelerden gelirse yani 6400-6500 civarlarında gelirse maddi sat sinyali vermiş olacak uzun bir süreden sonra ilk kez. Bu aylık bazda önümüzdeki dönemde Bitcoin'deki fiyatların aşağı hareketinin devam etme olasılığını artırıyor arkadaşlar. RSI'nin de yine yönünü aşağı çevirmiş olması ve önemli bir destek seviyesinin de altında olması olumsuz bir durum arkadaşlar aylık grafik bazında bu da yine önümüzdeki dönemde aylar itibariyle yine bitcoin fiyatlarında aşağı hareketin devam etme olasılığını yine güçlendiren bir şey. Buradaki önümüzdeki dönemde olumlu olması beklenebilecek yani o olasılığı yüksek olan tek gösterge stokastik arasay arkadaşlar aslında. Stokastik arasayın aşırı satış bölgesinde al sinyali vermeye çalışması önemli. Ama tabi bu bu ayki kapanış itibariyle ne olacak bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar eğer haziran sonu itibariyle kapanış bu şekilde ya da daha üstünde gelecek olursa stokastik RSI'nin de desteklemesiyle önümüzdeki 1-2 aylık bir süreç içerisinde orta vadeli bir yükseliş, tepki yükselişi anlamında bir yükseliş yaşanabilir. Ama söylediğim gibi MACD ve RSI bu yükselişe şu an itibariyle şu anki değerler üzerinden desteklemiyor arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil bu söylediklerim. Aylık grafikte hemen bir de Hiking aşı incelemesi yapalım. Hayk'in aşı dedi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sat sinyali devam ediyor. Sadece aşağıya sarkmış kırmızı mumla birlikte. Dolayısıyla aslında Aralık ayında görülmüş olan zirveden sonra Ocak ayı bizim için temkinli olmamız gerektiği yönde bir Hayk'in aşı mumu getirdi. Ve bundan sonra Şubat ayı itibariyle de kesin sat sinyali gelmiş oldu. Hayk'in aşı incelemesine göre ve Şubat'tan beri de henüz al sinyali üretmiş değil arkadaşlar. Aylık bazda düşündüğümüz zaman. Hemen haftalık grafiğe bakalım ve haftalık grafikte yine Hakin aşağı çıkken bunun üzerinden incelememize bakalım. Bu haftaki kapanış, bu gece itibariyle kapanış bu seviyelerden gelecek olursa çok aşırı bir yükseliş olmazsa gece itibariyle haftalık bazda da Hakin aşağı sat sinyali üretmeye devam ediyor sadece aşağıya sarkmış kırmızı mumlarla birlikte. Hemen normal mum grafiğine dönelim ve burada indikatörlere bakalım. Yine buradaki Fibonacci yükselen kanalımıza da dikkat etmenizi istiyorum özellikle. Burada gördüğünüz gibi Fibonacci kanal çizgilerinin çok iyi bir şekilde direnç destek olarak çalıştığını görebiliyoruz arkadaşlar. Zaman zaman bu çizgilerin üzerine atmaya çalışmış kendini bir üst çizgiye kadar. Ama buradan da geri aşağı geldikten sonra ki bu yükseliş aslında 19.891 dolar seviyesinde gördüğümüz zirve seviyeleriydi. Buradan sonra yönünü aşağıya çevirmiş ve yine Fibonacci çizgileri seviyesinde direnç desteklerle karşılaşmış. Bu hafta itibariyle de arkadaşlar yani son içerisinde bulunduğumuz birkaç haftalık gidişatında baktığımız zaman Fibonacci kanalının en alt çizgisi test edilmek üzere hedeflendiğini görebiliyoruz. Tabii ki bu mutlaka görülecek anlamına gelmiyor. Yani fiyatlar şu şekilde yatay seyrederek de işte 4500 5000 dolar civarlarında da test edilebilir bu çizgi ya da işte çok sert düşüşlerle eğer kısa bir süre içerisinde test edilecek olursa da 3800 4000 dolarların test edilmesi de muhtemeller. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Haftalık grafikte yine MACD'nin sat sinyali üretmeye devam ettiğini görüyoruz ve MACD'deki olumsuz gidişat daha da artmış arkadaşlar. Zira buradaki MACD'nin ortalamaları arasındaki fark giderek açılıyor ve göstergesinde de ivmelenme başlayabilir önümüzdeki birkaç hafta itibariyle. Dolayısıyla eğer bu devam edecek olursa da aylık grafikte biraz önce gördüğümüz şekilde makdinin sat sinyali üretmesi de e, teyitlenmiş olacak. Diğer taraftan RSI'nin da şu seviyelerden geçen bir destek çizgisini aşağı yönde kırdığını görüyoruz. Eğer hafta itibariyle kapanış bu şekilde gelirse arkadaşlar. Stokastik RSI'nin da tekrar aşırı satış bölgesine geçmesiyle birlikte de zaten sat sinyali kuvvetlendi. Satışlarda da sertleşti. Haftalık grafikte hemen Bollinger Bands incelemesi de yapalım. Burada Bollinger Bands'in alt, üst çizgileri, orta çizgisi nereden geçiyor diye gerçekten de bu hafta Bollinger Bands'in alt çizgisi test edilmiş arkadaşlar. Burası önemli bir seviye. Burası da 5.973 dolardan geçiyor haftalık grafikteki Bollinger Bands'in alt çizgisi. Orta çizgisi ise. 8534 dolar seviyesinden geçiyor. Burası bu hafta içerisinde 6125 dolarla hemen hemen test edildi. Buradan kısa vadeli bir tepki yükselişi niteliğinde bir yükseliş yaşıyoruz bugünlerde. Ama kalıcı bir yükselişten bahsedebilmemiz için de Bollinger Bands'in orta çizgisinin yukarıya kırılması gerekir ki bu da 8500 dolar seviyelerinden geçiyor arkadaşlar. Şimdi hemen Bollinger Bands'i kaldıralım ve günlük grafiğe dönelim. Günlük grafikte de aslında yine orta vadeli ve uzun vadeli düşen trendle uyumlu bir görüntü var arkadaşlar. Burada da MACD'nin yine sat sinyali üretmeye devam ettiğini görüyoruz ve MACD'nin göstergesinin negatif bölgede olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Diğer taraftan ortalamalarının da yönünü tekrar aşağıya çevirdiğini içinde bulunduğumuz son bir hafta itibariyle. Dolayısıyla buradaki düşüşü teyit eder nitelikte ama göstergesinde kısa vadeli pozitif bölgeye geçme çabası anlamında bir olumlu bir durum var nispeten. Tabi bunun olabilmesi için de birazdan çizeceğimiz kısa vadeli, orta vadeli düşen trend çizgilerinin yukarı yönde kırılması önemli arkadaşlar. Günlük grafikte hatırlayacağınız gibi RSI'de bizim 41 gibi bir seviyeden geçen, destek seviyemiz vardı arkadaşlar. 41-42 seviyelerinde şu seviye önemliydi. Daha önceki videolarda hatırlayacağınız gibi ben bu seviyenin daha önceden de destek direnç olarak defalarca test edildiğini sizlerle paylaşmıştım. Bu seviyenin aşağı kırılmasıyla da satışların sertleşebileceğini sizlere anlatmıştım. Zira o şekilde devam etti gelişmeler ve bu RSI'deki 41 seviyesi aşağı yönde kırılınca da arkadaşlar satışlar gerçekten de sertleşti ve Bitcoin fiyatı fiyatları 6100 dolar seviyelerine kadar geriledi. Tabii RSI'nin aşırı satış bölgelerinden yönlü kısa vadeli bir şekilde yukarıya çevirmiş olması yine bizim için biraz önce söylemiş olduğum bu makdideki olumluya dönme çabalarıyla birleştirildiğinde ve yine stokastik RSI'nin de aşırı satış bölgelerinden normal sınırlara geçmesiyle de birlikte çok kısa vadede önümüzdeki birkaç günlük bir dönemde bir tepki yükselişi söz konusu olabilir. Bitcoin fiyatlarında tabii ki yatırım tavsiyesi değil. RSI'de şu şekilde bir e, düşen trend çizgimiz var bu düşen trend çizgisini takip etmekte fayda var önümüzdeki birkaç gün içerisinde eğer fiyatlar yukarı yönde hareket edecek olursa arkadaşlar bu devamı gelecek olursa bu takdirde bu düşen trend çizgisinin yukarıya kırıldığının görülmesi gerekir bence yükselişin kalıcı olabilmesi için. Sonuç itibariyle Bitcoin fiyatlarında uzun vadede aylık grafik üzerinden baktığımızda indikatörlerin sat sinyali üretmeye henüz yeni başlıyor olması önümüzdeki dönem için uzun vade, orta ve uzun vadede Bitcoin fiyatları için çok da olumlu düşünmememiz gerektiğini söylüyor. Kısa vadede ise arkadaşlar tepki yükselişleri niteliğinde bir yükseliş söz konusu olabilir. Aslında orta ve uzun vadede de yatırım kararı alabilmek için de ben yine her zaman sizlerle paylaşmış olduğum ve zaman zaman güncellemek durumunda kaldığım bu düşen trend çizgisinin yukarı yönde kırılması gerektiğini yine sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı şekilde aslında en son videoda paylaşmış olduğum Bitcoin'de sert bir hareket yaklaşıyor şeklinde başlıkla paylaşmış olduğum videoda bahsettiğim üçgen formasyonu da buydu arkadaşlar. Şuradaki indikatörleri kaldıralım görüntü daha netleşsin diye. Bu üçgen formasyonunun aşağıya kırılmış olma olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Tabi bu olasılık diyorum hala. Zira şu seviyelerden yani 6100 dolar seviyelerinin aşağıya kırılması demek aslında bu üçgen formasyonun devam ettiğinin teyididir. Yani Şurada aslında 7000 dolar seviyeleri aşağıya kırıldığı anda stop loss'umuz bizim 6900 civarları konulabilirdi. Bu civarlar görüldüğü zaman sat sinyali biz almıştık aslında stop loss'a göre de. Dolayısıyla buralarda satmış birisi 6100-6300 aralığında tekrar alımı deneyebilirdi. Tabii ki riskli arkadaşlar burada da yine stop loss'lu çalışmakta fayda var. 6000 doların altında bence stop loss'u koymak uygun olurdu. Ee, 6000 dolar altına sartması durumunda da arkadaşlar düşüşün daha da hızlanacağı beklentisi olabilir İlk etapta 5400 dolar seviyelerine doğru Dolayısıyla destek ve direnç seviyelerimizi belirleyecek olursak Aslında bir önce görmüş olduğumuz destek seviyesi 6150 dolar civarlarındaydı buranın aşağıya kırılması durumunda 6000 dolar ee, seviyesinde daha önce görmüş olduğumuz şubatta görmüş olduğumuz dip seviyesi önemli bir destek buranın da aşağıya kırılması söz konusu olursa arkadaşlar o zaman işte 5400 dolar seviyelerinde bir desteğimiz ortaya çıkacaktır 5400 dolar seviyesinde aşağıya kırılması söz konusu olursa o zaman 4.900 seviyelerinde şu seviyelerden geçmiş olan dirençler destek olarak çalışması muhtemeldir. Bu seviyenin de aşağıya kırılma söz konusu olursa arkadaşlar kademeli olarak işte 4.000 dolar ve daha sonra da 3.800, 3.600 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme söz konusu olabilecektir önümüzdeki dönemde. Yükseliş için, yükselişten bahsetmek için aslında şu anda elimizde hiçbir sebep yok arkadaşlar teknik açıdan yani buradaki düşen trend çizgileri yukarı kırılmadığı sürece yükselişle ilgili pek de fazla bir beklenti içine Girmemekte fayda var diye düşünüyorum. Yine şu şekilde bir düşen Fibonacci kanalımız var. Bu Fibonacci kanalında çok düzgün bir şekilde çalıştığını da hep birlikte görebiliyoruz arkadaşlar. En son bu iki gün önce yaşamış olduğumuz sert düşüşlerde de arkadaşlar yine bu Fibonacci düşen Fibonacci kanal çizgilerinden birisinden destek bulmaya çalıştığını da görebiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi buradan yukarıya yöneldi ve fiyatlar yukarı yöndeki bir başka Fibonacci düşen trend çizgisinden. Dirençle karşılaştı ve aşağıya döndü. Şimdi dolayısıyla önümüzdeki günler itibariyle bizim için ilk etapta 6.600 dolar seviyesi çok kritik bir e, direnç seviyesi arkadaşlar. Bu seviyenin yukarıya kırılması durumunda Fibonacci kanalının yani düşen Fibonacci kanalının bize göstereceği direnç seviyesi bir sonraki direnç seviyesi. Aynı zamanda bu üçgen formasyonun kırmızı çizmiş olduğum şu yukarı yönde yükselen trend çizgisinin de geçtiği seviyeler olan 7150 dolar seviyesini gündeme getirebilir. Tabi bundan önce de 6600'den sonra da 6900 dolar seviyesinde de bir ara direncimiz e, söz konusu olacaktır. Eğer bu 7.150 dolar seviyesi yukarı kırılacak olursa, o zaman 8.000 dolar seviyeleri gündeme gelebilir arkadaşlar. Ama bu uzun vadeli, orta ve uzun vadeli e, bir yatırım e, düşünüyorsanız da 8.000 dolar seviyelerinin, 8.100 dolar seviyelerinin yüksek bir işlem hacmiyle yukarıya kırıldığının görülmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Şimdi Hemen günlük grafikte bir de Bollinger Bands incelemesi yapalım. Çünkü haftalıktaki Bollinger Bands farklı sonuçlar verebilir, günlükte farklı verebilir. Günlük grafikte de arkadaşlar şu çizginin çok önemli bir çizgi ne kadar önemli bir nokta olduğunu görebiliyoruz. Burası hem yükselen trend çizgisinin yani orta vadeli yükselen trend çizgisinin üçgen formasyonun alt çizgisinin geçtiği seviye. Hem daha önceden destek direnç olarak çalışmış bir seviye olması. Hem bu düşen Fibonacci kanalının Fibonacci çizgisinin geçtiği bir yer olması. Aynı zamanda da Bollinger Bands'in orta çizgisinin e, bu seviyeden geçiyor olması nedeniyle 7750 dolar seviyeleri çok 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 önemli direnç seviyemiz olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Benim Bitcoin ile ilgili teknik analizim bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için, beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bol kazançlı günler dilerim. Hoşça kalın.